vermemişler bize. Sığ bir deprem, 5 kilometre. Sığ olması da bunun daha fazla hissedilmesine neden oluyor. 2020'deki depremimiz 24 Ocak şurada Çevrimtaş'ta ve Pütürge'ye doğru olan bölümde depremlerin devam ettiğini görüyoruz. Şunu da açalım olmazsa Kıbrıs'takini de. Akdeniz'de dün deprem Palu çevresinde baktığımız zaman ne görüyoruz? İşte 12'sinde oluyor. Kıbrıs'ta meydana gelen deprem tam burada. Bakın. Ne bunlar? Girit'te deprem duyuyoruz. İşte Kıbrıs açıklarında 6,2, Kıbrıs'ın kuzeyinde daha doğrusu, bizim Antalya'nın. Doğu Anadolu faiz zonu, yani az önce üzerine depremleri gördüğümüz, yani sistem bir bütün olarak çalışıyor. Bunlar levha sınırı, onun için derinde bunlar, Japonya'ya benziyor. Ve onun da biraz şöyle bizim şeyle bağlantısını görüyorum. Doğu Anadolu fayını. Bu da Kıbrıs açıklarında. En yeni deprem o. Orasını gösteriyor. Bizim hat üzerinde. Neredeymiş? Şenova, Kovancılar diyor ama ana kırık üzerinde. Bakın şu gelen bizim ana fayımızın üzerinde bir yer. Bunu kapatalım ve biraz daha böyle büyütebiliriz. Hani şurada meydana geldiğini. 0.34'te Palu yakınında gene Doğu Anadolu fay zonunun ana kırığı üzerindeki deprem olduğunu görüyoruz. Aslında sistem bir bütün olarak çalışıyor. Ama buradaki bir deprem, örneğin burada 11 Ocak'ta meydana gelen Palu'da olanı tetikledi diyemeyiz. Kökende bir bağlantı var. Yani bu levhaların hareketi devam ettiği sürece, bizim Anadolu levhamızı sıkıştırdığı sürece bu depremlerin devam edeceğini gösteriyor bizim ülkemizdeki. Doğu Anadolu fayı çalışacak, Kuzey Anadolu fay zonu çalışacak, Ege bölgesindeki faylar çalışacak şeklinde yorumlamak lazım. 11 Ocak sabah 04 civarlarında meydana gelen deprem 6,2 büyüklüğünde. Derinliğine dikkat edersek bu depremin 36 kilometrenin üzerinde. 12 Ocak'ta Palu yakınlarında meydana gelen depreme baktığımızda ise 4 büyüklüğünde bir deprem. Odak derinliğine baktığımız zaman 5 kilometre. Bu bize neyi gösteriyor? İki depremi üreten faylar arasında belirgin bir fark olduğunu, yani farklı faylar üzerinde meydana geldiğini gösteriyor. Kıbrıs açıklarında, yani Antalya'nın güneyinde meydana gelen depremin kaynağına baktığımızda şunu görüyoruz. O bölgede bir süreden beri bir deprem etkinliği var. Girit Adası'nda, Marmaris açıklarında ve Kıbrıs yakınlarında. Bunları meydana getiren deprem, Afrika levhasının, Akdeniz'in tabanında Afrika levhasıyla bizim Anadolu levhası veya biraz daha batıda Avrasya levhası arasındaki sınırdan kaynaklanıyor. Orada ters fay veya bindirme fay dediğimiz bir fay türü var ki 11 Ocak'ta meydana gelen depremin odak mekanizması çözümü bunun bir ters fay olduğunu, tamamen ters bir fay olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla orası bir yitim zonu. Bu ana kırık üzerinde olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu fay zonunun ana kırığı üzerinde. Malum Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde büyük bir deprem meydana geldi 6,8. Onun devamında gerek güneybatıda, kale yakınlarında, Pütürge çevresinde yoğunlaşan bir aktiviteyi görüyoruz. Bir de kuzeydoğuya doğru, yani fayın devamında, Bingöl'e doğru olan devamında yine depremler görüyoruz. Güneybatı kadar yoğun olmasa da. Dolayısıyla son depremi, 12 Ocak tarihli depremi Akdeniz'deki sistemle ilişkilendirmek mümkün değil. Doğu Anadolu fay zonu aktif bir fay zonu. Yani ne demek aktif? Deprem üretmeye devam ediyor. İran'a geliyoruz, Zagroslar var. Himalayalara gidiyoruz. Bir sıra daha var. Şu anda burada daha önceden olan bir okyanusun kapandığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Alacakaya'daki Vişne'den biliyoruz. Ofrit dediğimiz kayaçlar var. Okyanusun kapandığı gösteriyor. Bakın Hindistan bir zamanlar buradaydı. Gitti Asya'ya yamandı. Şimdi en hareketli yer Himalayalar'dır.